her şey sayılıyor. Bir yaprak, yaprak kadar büyür ve durur. Bir çiçek, çiçek kadar büyür ve durur. Her bir yaprak, her bir çiçek, olması gereken şekil neyse onu alır ve durur. Demek her şey sayılıyor. Hücreler, atomlar tek tek sayılmasaydı, onlarda bu düzen ve şekil olur muydu? Bugün günümüz teknolojisinde her ürünün her parçası için önceden kalıplar yapılıyor. Halbuki tabiattaki hiçbir meyve ve çiçeğin maddi bir kalıbı yoktur. Toprakta yaprak ve çiçek hücrelerini sayan da yoktur. Öyleyse kimdir? Sayısız yaprak, çiçek ve meyvelerin kalıplarını takdir edip, onların hücrelerini tek tek sayan ve onlara farklı farklı şekil, tat ve renk veren. Biz biliyoruz, farklı şekil ve ölçüler vermek ilim nedir, sanatladır. Her tarafta gözümüzle gördüğümüz bu kadar varlığı kalıpsız yapmak ancak sonsuz güç gerektirir. Demek ki her bir meyve ve yaprak ve çiçek ancak şekil veren, boyayan, tat veren sanatkar Rabbimizin bir eseridir. Tüm varlıklar sayısız özellikleriyle onun varlığını ve birliğini gösterirler. Allah'ın yeryüzünde sizin için çeşitli renklerde varlıklar yaratıp üretmesinde düşünen bir toplum için elbette kesin bir delil vardır. Nahl Suresi Ayet 13.